rakamlara bakıldığında geçen aya göre enflasyon rakamlarının biraz yükseldiğini görüyoruz. Daha önceki aylara bakıldığında gene ağırlıklı olarak gıdadan kaynaklanan bir fiyat artışlarından bahsediyorduk ama bu dönem gıda fiyatlarındaki artış olduğunu görüyoruz ama ağırlıklı olarak sanırım hani son dönemlerde kurlardaki hareketlilik, TL'nin değer kaybı, TL-dolar kur paritesinin değişmesi açıkçası dolardaki bu hareketliliğin yani kurdaki değişmelerin fiyat değişmelerine yani enflasyona neden oldu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kurlardaki değişim belki hani ani olarak etkisini hemen göstermez ama birkaç aylık gecikmeyle bu kurdaki değişmelerin fiyatlar genel seviyesi dediğimiz enflasyona yansıdığını görüyoruz. Tabii bu önümüzdeki dönemlerde yani bu kurlardaki diyelim hareketlerin düşmesi ya da işte TL'nin çok fazla değer kaybetmemesine bağlı olarak ya da önümüzdeki dönemlerde gıda fiyatlarının çünkü daha önce kuraklık vardı, don vardı. Bunun daha normalleşmesi, mevsim etkisinden dolayı gıda fiyatlarının etkisinin azalacak olacağı ya da hani öyle bir beklentinin oluşacak olması enflasyondaki artış trendinin biraz daha yavaşlamasına herhalde katkı yapacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında bahsettiği, yani beklediği rakam 6.8. Bu rakamı karşılaştırdığımızda arada bayağı bir fark var. Yine orta vadeli programda da 6.3'lük bir hedef var. Yani orta vadeli programda 2015 için hedeflenen rakam. Yani hem orta vadeli programda hem Merkez Bankası'nın belirlediği ya da hedeflediği, beklediği enflasyona bakıldığında ikisi arasında bir fark var. Tabii bu dediğimiz gibi yalnız bizim hani yurt içi kalemlerinin dışında dışarıdaki dalgalanmalarla da bir şekilde maalesef yani mesela kurdaki hareketler böyle bir şey. Kurlardaki hareketlilik bu yani fiyatlar genel seviyesinin biraz yükselmesine neden olduğunu görüyoruz ve bu önümüzdeki dönemlerde yani bu kurdaki hareketin biraz düşmesi ya da tam tersi mesela bu yıl içerisinde Amerika Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artım kararı bir şekilde belki bu hareketlilik biraz daha hani artsa bunun enflasyon üzerindeki nasıl bir etki yapacağı hani kurlardaki değişimin enflasyon üzerindeki etki gecikmeli bile olsa bir şekilde bir etkisi hissedilecektir. Tabi burada esas olarak sorulması gereken Merkez Bankası'nın genelde yani enflasyona bağlı olarak faiz artırım kararı evet, var. Evet, Haziran yani, ayında da yine Merkez Bankası evet, toplantısı var. Şimdi burada hep soruluyor. Değişiklik yani, olur mu faizlerde? Faiz artışı olduğunda daha önce enflasyon artışı olduğunda faizlerde hani bir hareketli mi olur mu? Merkez Bankası bir karar alır mı diye sorulurdu. Aslında yani belki bu da sorulacaktır. Fakat fiyat artışları ya da enflasyona bağlı olarak bir faiz artışı değil de Merkez Bankası'nın bence genelde yani attığı adımlarda belki bir kriter ama bence en önemli kriter belki birinci hedefi değil ya da hedefe koyduğu bir gösterge değil ama kurlardaki hareketlik Merkez Bankası'nın belki hani böyle bir amacı yok ama zımnen kurlardaki harekette bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz kararını arttırma ya da değişimini ya enflasyondan ziyade kur hareketleri kurlardaki harekette bağlı olarak Merkez Bankası'nın politikasını belirlediğini çok yani söyleyebiliriz. Yani böyle bir şey olduğunda şu anda diyelim enflasyon arttı Merkez Bankası faiz mi arttıracak hani diye sorulduğunda böyle bir karar almayacaktı. Böyle bir beklenti de yok zaten. Dolayısıyla Haziran ayı için bir değişiklik beklentisi yani bu anlamda bakıldığında bu hani anlamda daha önce tartışmalara bakıldığında fiyat enflasyon arttığında bunun yapılması gerekiyordu ama böyle bir zorunluluk var mı bakıldığında yok. Dolayısıyla aslında daha ziyade çekirdek vurgusu yapılıyor hep çekirdek enflasyon. Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çekirdekte durumun iyi olduğunu söyledi. Az önce bahsettiğiniz gibi gıda fiyatlarında en fazla düşüş gösteren grup ana harcama grupları açısından bu önemli. Hep biz gıda enflasyonunu konuşmuştuk ama bu noktada bir düşüş görüyoruz. JP Morgan'ın bugünkü raporunda da gıda fiyatlarındaki gevşemenin enflasyondaki hızlı artışı önlediği yönünde bir tabii yani bir sürekli trend var. Var. Yani geçen yani piyasa beklentilerine bakın aşağı yukarı 0.60'lık oranda bu ay bir beklenti vardı. Yani onun altında 0.56 civarında. Dolayısıyla yani önümüzdeki aylarda
gıda fiyatlarına bağlı olarak, yani hem diğer içerisinde bulunduğu mevsim itibariyle de bir anlamda her gün gıda fiyatlarına, enflasyona fiyatlar genel seviyesine katkısı anlamda fiyat, yani enflasyonu artırmak konusunda bir o trendin azalacağı beklentisi hı hı. var. Ama dediğimiz gibi diğer tarafta yani o kurlardaki hareketlerin, özellikle Amerika Merkez Bankası'nın alacağı kararın, yani ne zaman bu kararı alacaktır, yani bunun etkisi ne kadardır diye hesapladığımızda o hareketlilik bir şekilde olacaktır. Fakat diğer taraftan da mesela şeye bakıldığında, işte mesela petrol fiyatları önemli, yani sonuçta girdiği fiyatlar anlamında bakıldığında hem rekabet anlamında, rekabet gücü kazanması anlamda fiyatlar üzerinde, çünkü ana girdi olarak kullandığı için birçok malın fiyatın yükselmesine de maalesef neden oluyordu. Bu dönem biraz tabii o anlamda hani Türkiye ekonomisi için, yani bizim için çok pozitif bir durum var. Şu andaki diğer petrol fiyatları geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda. Ya hatta mesela orta vadeli programa bakın. Orta vadeli programda halen yani 2015'teki göstergelerin ya bu hedeflerin ya da makroekonomik göstergeler oluşturulurken 109 dolar civarlarında bir fiyat şeyi var, yani bir hedefi var ya da işte öyle bir varsayım var. Bu bugünkü fiyatları karşılaştırdığında gerçekten çok daha tabii, çok önemli bir katkısı var bu anlamda. Şimdi